Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır iyi haber, güzel haberleri vermiyorduk. Bugün iyi ya da güzel haber değerlendirebileceğimiz önemli 4 adet büyük müjde geldi arkadaşlar. Videolaştırıyoruz bunu. Bu haberi ben size memurlarhaber.com web sitesinden okuyacağım. Arkadaşlar haberin ana kaynağı ise AK Parti'ye, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi arkadaşlar. Evet, Sabah gazetesinin haberi bugün çıktı. Sabah gazetesinin başlığı arkadaşlar aynen şöyle. 4T kamu çizgisi ve taşeron işleri 4 büyük müjde. Önce bir değerlendirmem yapayım, daha sonra haberi okuyacağım arkadaşlar. Sabah gazetesi bir haberi yazıyorsa arkadaşlar bunun altında gerçeklik payı vardır. Çünkü hükümete yakınlığıyla bilinen bir gazete, bir medya holding arkadaşlar. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadının da bir bu holding. Bilginiz olsun. O yüzden altı boş bir haber değil arkadaşlar. İyi bir haber. Umarım gerçek olur. Habere geçelim arkadaşlar. Bugün Sabah gazetesinde haber yayınlandı. Biz de hemen sizlere videolaştırdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sayıları 1 milyona yaklaşan 696 sayılı KYK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işlere müjde vermeye hazırlanıyor diye başlık atmışlar arkadaşlar. Çalışma Bakanlığı'nda uzman bir kadro tarafından üzerinde çalışılan düzenlemelerin detaylarına Sabah gazetesi ulaştı diyor. Çalışma tamamlandığında karar makamlarına sunulacak işte üzerinde çalışılan yenilikler demiş Sabah gazetesi arkadaşlar. 1. Sabah memurlarına ulaştığı milyonlarca işçi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde. Hazırlanan düzenlemeye göre sürekli işleri bulundurdukları bakanlıklarda yer değiştirme imkanı geliyor arkadaşlar. Müjde 1 bu tayin hakkı. Sabah gazetesinin yayınladığı habere göre çalışma genel müdüründe yürütülen çalışmaya göre eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işlerini çalıştıkları bakanlıklarda İller arasında yer değişikliği yapılabilecek. Arkadaşlar 696 KYK'lı işlerin en büyük muzdarip olduğu sorunlardan biri bu. İşkur'dan işe gelenler, eski kadrolu işlerin tayin hakları var ama 696 kadrolu arkadaşların yok. Böylece eş ve çocuklarından ayrılacak başka bir şehirde çalışan kamu işleri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek diyor haberde. İkincisi müjde 2 becaiş talebi. İller arasında sürekli işler becaiş yoluyla yer değiştirebilecek. Yani örneğin Adana'daki bir işçi Balıkesir'e, Balıkesir'deki bir işçi de Adana'ya gitmek istiyorsa bu iki kişi arasında anlaşarak yer değiştirilebilecek diyor Sabah gazetesi arkadaşlar. Müjde 3. Diplomaya göre iş, halen temizlik görevlisi olarak çalışan sürekli işçilerden üniversite mezunu olanlar sürekli işçi kadrosunda büro personeli olabilecek. Evet, bu konuda da çok muzdariplik vardı. 4. müjde şöyle arkadaşlar, geçici görev formülü. Kamu kurumlarının hizmet ihtiyacı çerçevesinde sürekli işçiler kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği çerçevesinde 1 yıl süreyle geçici görevlendirilebilecek. Eş sağlık durumu nedenleriyle başka illere gitmek isteyenlerin talepleri bu çerçevede yerine getirilecek arkadaşlar. Sabah gazetesinde bugün itibariyle bu haber yayınlandı arkadaşlar. Biz de sizlere videolaştırdık. Bilginiz olsun. Bu habere ulaşmak isterseniz videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Sabah gazetesi yazdıysa dediğim gibi gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kamu işçiyseniz abone olup bildirim zilini açın. Videolarımızın keyfini çıkarın diyorum. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Bildirim geldiği anda videoların hepsini izleyebilirsiniz. Kamu çerçeği protokolü adına da gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kamu işçileri adına Türkiye'de ilk kez haberler ürettik. Ve arkadaşlar Türkiye'de ilk kez tekiz diyorum. Abone olup bildirim zilini açın. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.